Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Ben Amerika'ya siber güvenlik üzerine yüksek lisans yapmaya geldim. Bildiğiniz üzere kur farkından dolayı biraz yüklü olabiliyor. Bu sürede F1 vizesiyle Lyft veya Uber şoförlüğü yapsam ileride OPT döneminde veya sponsorluk döneminde bana olumsuz yönde etkisi olur mu acaba diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi benim bu değerli takipçimize tavsiyem şu olacaktır. Eğer siz burada öğrenci vizesiyle bulunuyorsanız ve bu yüksek lisansını yaparken sizin planladığınız tabii maddi gücün dışına çıkaran durumlar gerçekleştiyse ki bu durumda kur farkı çok ciddi bir sebep. Yani yeterli param vardı ve ödeyebiliyordum, sponsorum destek oluyordu. Fakat bu kur farkından dolayı maalesef şu an zorlanıyoruz diyorsanız bu noktada göçmenlik dairesine çalışma izni için başvuru yapabilirsiniz. Göçmenlik dairesi bu tip durumlarda eğer uygun görürse ve sizin çalışmanıza izin verirse siz ancak ondan sonra bu Lyft ya da Uber gibi çalışma izninizi kullanabileceğiniz işleri yapmanız daha faydalı olur. Yoksa izin almadan bu tip işleri yaparsanız statü dışı adım atmış oluyorsunuz ve biz size bu kesinlikle bu noktada çalışmayı tavsiye edemiyoruz. Ama dediğim gibi çalışma iznine başvurma durumunuz olabilir. Bu başvuru imkanlarını değerlendirmenizde fayda vardır.